Herkese selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün yine yepyeni bir ETS 2 videosuyla karşınızdayım. Görüyorsunuz aracımız Scania arkadaşlar, benim değil. Bir sefer yapacağız. Arkada dozerler var görüyorsunuz. Onlarla beraber bir seferimiz olacak. Onları götürüyoruz. Güzel bir bölüm olacak. Sabahın erken saatlerinde arkadaşlar. Güzel bir güneş doğumu olacak. Ben bir kere ona rast geldim. Baya bir güzel. Böyle aracın içine falan güneş ışınları giriyor. Çok iyi. Brüksel'e gidiyoruz arkadaşlar bugün. Hem de orayı keşfetmek amaçlı gidiyoruz. Şimdi geçelim bakalım. Yolumuza başlayalım. Şu koltuk meselesi var. Koltuğunu çok geri alıyorsun diyen arkadaşlar oluyor. Şu solda sağda görmüş olduğunuz şey var. Ayna var. Öndeki araçta olan mesafeyi göstermeye yarayan bir ayna. Bunu görmek istiyorum. Bunu kendime gösterecek en iyi kamera modunu seçiyorum. Kendim yapıyorum. Daha doğrusu ayarlıyorum diyeyim. Ondan dolayı biraz geri alabiliyorum. Hani Renault falan da var gerçi. Onda da geri alıyorum. Yani kendimi rahat hissettiğim bölümü alıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani ondan dolayı özür dilerim. Öyle yani. Büyük bir hata yaptım ben oyunda. Hata da değil aslında. Talihsizlikler üst üste geldi. Şimdi ben bankadan 400 bin kredi çektim. Bu oyundan bahsediyorum ha. Gerçek hayat değil bu. Oyunda 400 bin kredi çektim. Bir tane araç beğenmiştim. Ondan sonra kredi çektim zaten. Araç Renault'tu arkadaşlar. Kaçıncı seviye geldiğimde açılıyordu. Unuttum da. Yani güzel bir araçtı. Şu dik şey olanlar, kas olanlar. Şimdi adını unuttum. Premium muydu, neydi? İşte onu almak için gittim, kredi çektim. 400 bin peki niye çektim? 400 bini şundan dolayı çektim. Şimdi ben kendime bir tane araç aldım. Tamam. Dedim ki bir tane de şoföre araç alayım. Şoförle araç alayım. Gittim bir tane daha tır aldım. Renault'un ilk girdiğinizde karşınıza çıkan ilk aracını aldım. Hani düşük bir. Sonra bunun için biliyorsunuz garajı genişletmek gerekiyor. Garajı da genişlettim. Yani 400 bini orada harcadım arkadaşlar. Sonra Renault'ta bir iki tane kaza yaptım. Kazalardan sonra satmak istedim. Yapmak yerine sattım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir pahalıydı yapması da. Bu sefer gittim bir 100 bin daha çektim arkadaşlar. 400 bin kredi varken hala 100 bin daha çektim. Şu anda 8 bin günlük olarak alıyor. Yani zaten fazla bir meblağ değil 8 bin. Ben bir işe gidiyorum zaten 11 bin getiriyor. İşte gittim 100 bin daha aldım, bir tane Volvo aldım. Volvo'nun güzel bir serisiydi. Aracı Allah'tan fazla bir şey yapmadım, hani böyle süs püs falan faya bir harf para harcamadım yani ona. Renault'a da harcamadım çünkü o zaman da şey seviyem yetmediği için her şeyi alamıyordum. Ondan dolayı yırttım onda da. İşte onu aldım. Onda baya bir talihsizlik geldi başıma. Şu büyük yükler olur yani refakatçi araçlar size gelir. Önde bir araç olur, arkada bir araç olur. İşte onunla gidiyordum. Arkada da büyük bir kasa var. Kasa böyle biliyorsunuz ya, zaten çoğu oynayan bilir. Kasa böyle baya bir geniş. Neyse tam şehirden çıkarken kasanın bir kenarı şu yan sağda görmüş olduğunuz şeritler var ya. Onun üzerine gitti. Üstüne çıktı. Tekerlekler boşa geldi. Bir şeyler oldu. Aracı savurdu sağa sola. Sağa sola fırlattı. Araç orada perde çıktı. İşte bayağı bir talihsiz olay oldu. Onu da sattım zaten. Yapmadım. Yapacağıma yeni bir tane alırım. Zaten bayağı bir para gitti. Şimdi yeni bir tane araç alacağım. Hala kredilerini ödüyorum. Şoförün elinde bir tane araç var. Gidiyor geliyor. Onu satmayı düşünmüyorum. Fazla bir yararı da yok.
1000 getiriyor anca. Geçen 600 getirdi. Ulan böyle 1000 getirseydin. Öyle yani arkadaşlar. En azından iyi yönü garajı genişletmiş oldum biraz. Şimdi farklı bir garaj almayı düşünüyorum ama her şeyden önce kendime bir tane tır alacağım. Öyle yani. Şeyim seviyem düşük olduğu için her şeyi alamıyorum, her şeyi açamıyorum. Şimdi kendi tırınız olmayınca da fazla iyi para vermiyor. Mesela bir tane yük var. O dediğim refakatçi yükleri. Şirketin tırı olduğunda 11 bin veriyor. Benim tırım olduğunda 15 bin veriyor. Arada 4 bin fazla oynama var. Level geçmenizi sağlayan şeyler falan onları da yüksek veriyor. Yani öyle arkadaşlar. O yüzden bir tane tır almak istiyorum. Yalnız Volvo'ya 60 ton bağladım. Öyle bir çekti ki. O refakat eden araçlar var ya bize. O önde arkada. Arkadaki neyse de öndeki benim sinirlerimi çok büyük bozuyor ya. Ya tam yokuş aşağı inerken bakın ama orada benim hiçbir hatam yok onu söyleyeyim. Aha dediğim olay oldu. Güneş ışınları geliyor. Baya bir güzel ya. Görüntü inanılmaz derecede güzel. İşte benim bir hatam yoktu arkadaşlar. Yokuş aşağı iniyorum. 60 ile gidiyorum. Onların hızı 60. Arkada 60 ton var zaten. Hani baskı yapıyor. Araç kendiliğinden hızlanıyor. Durdurmaya çalışıyorum zaten. Bu geldi dibimde aniden frene bir bastı. Takip mesafesi olmasına rağmen. Frene bir bastı. Gittim ben bunu arkadan bir girdim. Durduk yere bir daha başla ya da işte işi iptal et. Seçenekler geliyor. Mecbur bir daha başlayacaksın. İşi iptal edince 15 bin alıyor. Bir daha başlayan dedim ve şöyle hani kontrol noktasından. Artık neresi gelir, denk gelirse oradan bir daha geleceksin. Yani uğraştırıyor. Onları kaldırabiliyor muyuz arkadaşlar? Bilenler var mı? Bilenler varsa yoruma yazsın hani kaldırabiliyor muyuz? Onlar refakatçi araçlar olmadan öyle yükleri taşıyabiliyor muyuz? O yükler çok iyi para veriyor. Seviyenizi de çok çabuk yükseltiyor ama işte o refakatçi araçlar olduğu için biraz değil baya yavaş gidiyorsunuz. 60 kilometre. Buradan dönelim. Ya abi müthiş bir şey oldu. Bunu bilerek çekmek isterim. Sabahın bu saatleri çok iyi olur. Baksana şu görüntüye ya. Ben burayı yeni keşfetmiştim ama şu arkada bir dolanayım ben. Şu soru işaretlerini açayım. Bir tane Scania şeyi çıkmadı ya. Renault var. Volvo var. Mercedes var. Iveco var. MAN mıydı, DAF mıydı? İkisinden biri var. Ama Scania'yı bir türlü açamadım. Scania nerede arkadaşlar? Tabi yerleri aynı mı bilmiyorum da. İnşallah Scania'dır. Yani çok tırını alıyorum her yerde karşıma çıkıyor ya. Iveco'nun tırlarını fazla sevmiyorum arkadaşlar. Şu güneşe bakalım bir daha. İçi güzel ya. Arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldim. Lütfen like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olun.
Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.